Auf die Plätze, fertig! Beyto'nun notları çok iyi. Beyto bu gavur icadını öyle kullanıyor ki sanırsın kendisi bulmuş. Klasse best, ja wohl die Hälfte von der Zeit trennt sich. Bist in love, machst du rum nimm. Kim evleniyor ki? ZFF'de ile ekranlarından herkese merhaba. Ben Defne. Bugün Beyto filminin oyuncuları Burak Ateş ve Serkan Taşdemir ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz için. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Burak Ateş kimdir? Burak senle başlayabiliriz. Ben Burak Ateş. 26 yaşındayım. 25 diyorum. 26 yaşındayım. Soğutun'da doğdum, büyüdüm. Oyuncuyum. Ve ekonomi IT'si okuyorum oyunculuk dışında ve oyunculuk da okuyorum. Şu anda oyuncuyum ama. Ben Serkan Taşdemir. Yaklaşık kaç yıl oldu? 30 yıl oldu ya İsviçre'ye geleli. Evet. Aslen Tunceli, İzmir doğumlu. Burada Zürih'te okudum. Senin ilk başladığın okulda başlamıştım. Ben de European Film Actors School'da başlamıştım. Daha sonrasında oyunculuk, film dağıtımcılığı, ondan sonra film yapımcılığı, reklam film yapımcılığı. Ağırlıklı film sektöründe böyle sinema, ne derler, sinema emekçisi olarak diye tabir edelim biz bunu. Yani daha güzel olur. Evet. Gerçek bir sanatçıdır kendisi. Öncelikle biraz artık filmle ilgili konuşmak istiyorum. Size göre Beyto filmi bize neyi anlatmak istiyor veya neyi paylaşmak istiyor? Tam olarak amaçları nelerdir? Beyto filmi iki genç çocuğun aşk hikayesini anlatan bir film. Yani herkesin insan insandır gösteren bir film. Aynen öyle bir film. Aşk yani gençler arasında bir aşk filmi diyelim bunu. Aynen, öyle bir film. Aynen, bir de bir boyutu da var ama filmin. Yani yurt dışında yaşayan bir diaspora söz konusu neticede. Buradaki emekçiler veya işçilerin köylerini terk edip Türkiye'nin batısını bile görmeden, Türkiye'nin metropollerini bile görmeden İsviçre'de büyük bir metropole gelip yaşayıp da bu arasındaki yaşadıkları o cultural clinch bir hikaye de var aslında. Sadece bir aşk hikayesi yok tabii ki. Zaten aşk hikayesindeki yaşadıkları sorun bir nevi de kültürel bir sorun. Evet. Çünkü evde gördüğü Anadolu kültürünü gören bir genç bir çocuk var. Aynı şekilde anne baba için de her gün başka bir kültürle büyümüşler. Ama İsviçre'de, yabancı bir ülkede yaşıyorlar ve bu hikayeyi anlatan güzel bir film aslında. Evet. Aslında merak ettiğim çok şey var ama öncelikle sormak istiyorum. Hazırlık süreçlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü oyuncuların filme karşı o role bürünmek için ciddi hazırlıkları oluyor genelde. Bazısı film için kilo alıyor, bazısı kilo veriyor. Hani gerçekten ciddi hazırlıklar gerektiriyor. Ve ayrıca zor bir hikayeyi ve zor karakterleri canlandırdığınızı düşünüyorum. Hem profesyonel anlamda hem de duygusal anlamda nasıl bir hazırlık süreciniz oldu? Güldüğüm için kusura bakmayın çünkü... Serkan abi sen anlat. Başlayalım. Sen başla. Hadi başlayalım. Yaklaşık 17 kilo aldım, o yüzden güldüm ben. Çünkü film için. Audition'a gittiğimde... daha doğrusu audition'dan önce Gitta benim resimlerimi ve showreel'imi izlediğinde... fazla business demiş benim için. Daha çok böyle bir işte göbekli... tipik bir Türk aile babası istiyorum. İşte böyle bir dönerci imbisi işleten bir adam. Biz de çok 3 ay içinde yaklaşık 17 kilo falan civarında aldım. Şimdi onlar da yavaş yavaş vereceğiz artık. Ben casting'e gittiğim zaman ben zaten crossfit yaptığım için haftada 5-6 kere antrenman yaptığım için bir yüzücü için zaten hazırdım vücut olarak. Duygu olarak da hayatımda zaten öyle bir bölümdeydim ki ben torna tesviye öğrendim. Bir saat fabrikasında torna tesviye olarak da çalışıyordum. Benim antrenörüm sonra tiyatro rejisörün neydi? Yönetmeni. Tiyatro yönetmeni antrenörüme gidiyor, diyor ki bir Türk yüzücü aranıyor. O da diyor ki Burak var. Burak hem
işte vücudu da var falan, yakışabilir. Bence biz onu yollayalım. Ben de fotoğraflarımı yolladım, casting'e gittim. Rol bana çıktı. Şanslıydım. İşte dediğim gibi vücut olarak hazırdım. Duygularım da zaten ben böyle bir dönüm noktası arıyordum hayatımda. Burak ne yapacak şimdi? Böyle bir şey hissediyordum. Bir şeyler geliyor ama ne olacağını... İçinde vardı değil mi her zaman? Aynen, ben onu diyordum. Yani o, küçük bir ışık vardı. Isteği. Ya ben zaten küçüklükten beri oyuncu olmak istiyordum. Anneme de hep diyordum, anne ben bir gün böyle ne bileyim sinemada oynasam ya da Türk dizilerinde oynasam. Mesela o zamanları Met Cezir vardı. Ben Çağatay Ulusoy'u çok seviyorum mesela. Aras Budinimli'yi de çok seviyorum. Onların oynadığı mesela Çağatay Ulusoy'un Met Cezir'deki bazı şeylerini, scene'lerini ben de aynanın önünde kendi kendime oynuyordum ya da müziklerini dinleyip kendimi o şeye doğru hissediyordum yani. Filmi izleme şansı buldum. Zaman zaman film bizi çok güldürdü. Zaman zaman tüylerimizi diken diken etti ve çok ağladım bazı anlarda ve çok dokunaklı ve duygusal bir filmdi. Bir sürü duyguyu bir anda yaşadım ben. Peki duygusal olarak sizin en etkilendiğiniz sahne hangisiydi? Mesela tokat sahnesinde ben o Serkan abim çok duygulanmıştı orada. Zaten onu ben öyle görünce ben de çok duygulanmıştım. Bir de canım acıdığı için duygulanmıştım ben Serkan abim. Eğliyemediğim an. Tabii ki Beytun'un annesine daha çok bağlı olduğu için ben en duygusal sahnelerimi Beren ablayla yaşadığımı düşünüyorum. Dediğim gibi yani gerçekten çok duygusal bir filmdi ve hani bizi bence içine çok rahatlıkla alabilen bir filmdi. Peki bu filmde oynamak için hani motivasyon kaynaklarınız nelerdi? Yani tam olarak sizi bu filmi içine alan ve motive eden şeyleri öğrenmek istiyorum aslında. Buradaki senaryonun, dramaturjinin güçlülüğü kesinlikle ikna edici bir şeydi. Ama şöyle bir şey de var. Filmin verdiği mesaj da çok önemli. Yani bütün ekipteki arkadaşlarla bunu konuşuyoruz aramızda zaten. Yani bu set, bu filmin ışıkçısı da olsan, çaycısı da olsan, şoförü de olsan özgür bir yaşamdan bahsediyoruz. Özgür aşktan bahsediyoruz. Hiçbir kalıba sığmayan bir aşktan bahsediyoruz. Çünkü bu iki çocuğun önünde hiçbir engel yok. Anne baba yok, kültür yok, ırk yok, din yok, hiçbir şey yok. Hepsinin üstünden gelebilen bir karakter bu. Bunun farkında olmak lazım. Bence benim için büyük bir motivasyon. Size çok teşekkür ediyorum beni tekrar kırmayıp geldiğiniz için. Ich würde ganz ganz gern kurz eigentlich noch Schweizerdeutsch noch etwas sagen, wenn das okay ist. Ich würde sehr gern mich beim Zürich Film Festival und beim ZFF Daily bedanken, dass wir endlich da sind. Danke vielmals, Daphne. Merci vielmals und ich würde auch noch gerne etwas sagen. Merci vielmals an ZFF. Merci vielmals Gitta und ganze Cast natürlich. Meine Eltern, alle davon. Serkan abi, Beren abla, ich liebe euch alle mega fest. Ecem, du bist da und Dimitri sowieso. Merci vielmals. Und meine Eltern, Familie und meine Jungs. Jungs, ich liebe euch. Merci vielmals, dass ihr mich auch unterstützt habt. Manuela Glanzmann und Dominik Bella Barba. Ohne die zwei wäre ich jetzt nicht da. Merci vielmals und ich liebe euch mega fest.